Matematiksel bir işlem olan mod alma işlemlerini diğer tüm programlarda yapabildiğimiz gibi LabVIEW ortamında da ya kolaylıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için şöyle bir operatörümüz var. Numerinin içerisinde Quantiate and Reminder diye bir operatörümüz var. Bu operatörümüze yakından bakacak olursak, şimdi bir x girişimiz var, bir y girişimiz var. Bir de R ve IQ şeklinde bir çıkışlar var. Görmüş olduğunuz gibi x bölü y'yi buradan alıyoruz. Yani x'i y'ye böldükten sonra bölüm kısmını elde etmek istiyorsak burayı kullanacağız. Kalan kısmını kullanmak bir yerlerde bir şeylere yapmak istiyorsak burayı kullanacağız arkadaşlar. Örnek verecek olursak buradan iki tane numerik kontrol nesnesi ekleyelim. Pardon, bu indikatör oldu. Kontrol ekleyelim. Numerik kontrol ekleyelim. Bir numerik kontrol daha ekleyelim. Bu sayı 1 olsun. Bu sayı 2 olsun. Sayı 1'i sayı 2'ye bölelim ve burada R ile gösterdiğimiz kısmı burada da bu IQ diye gösterilen kısmı yapalım arkadaşlar. Yani şöyle. Şöyle. Bunları şöyle koyalım. Biraz büyütelim isterseniz. Evet. Bakalım sonuçlar ne olacak. Sayı 1'i x'e giriyorum. Sayı 2'yi y'ye giriyorum. Bu R'yi burada görüntüleyeyim. IQ'yu da burada görüntüleyeyim. Bu arada bazı örneklerde görmüşsünüzdür. Bunların bir ikon görünümü bu şekilde. Bir de salt bir görünümleri var. Onun için de arkadaşlar sağ tıklayıp buradan View as a icon seçeneğini kaldırırsanız bunlar bu şekilde görünür. Yani görüntülerinizde daha az yer kaplasın istiyorsanız bu şekilde de görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şuradan çalıştıralım. Şu anda bir değer girmediğim için none görünüyor. 8 girelim. Sayı 2'ye de 3 girelim. Ne çıkacaktır? 8'in 3 ile bölümünden kalan 2 bölüm ise 2'dir arkadaşlar. İsterseniz bunu 2 yapalım. 8 2'ye tam bölündüğü için kalan 0 olacaktır. Bölüm ise 4 olacaktır. Örneğin 9 girelim. 9'un 2 ile bölümünden kalan 0. Pardon, 9'un 2 ile bölümünden kalan 1. IQ dediğimiz bölüm kısmı da 4'tür. Şimdi mesela buraya 12 girelim. Görmüş olduğunuz gibi 0. 13 girelim. 1. Dikkat ettiyseniz kalan kısmı 2 ile bölümünden olduğu zaman ya 0 ya 1 şeklinde değişiyor. Başka bildiğiniz üzere başka bir değer almayacaktır. İsterseniz şimdi bu mantığı kullanarak bir örnek yapalım. Örneğin rastgele bir sayı üretelim. Ürettiğimiz bu sayının tek ya da çift olma durumunu inceleyelim. Hem bunu da pekiştirmiş oluruz. Bunların hepsini siliyorum. Rastgele sayı üretmek istiyorum. Rastgele sayı üretmek için ne kullanıyorduk? Numerin içerisinden random number kullanıyorduk. Bu random number anlattığımız bir video vardı. Bunu bilmeyen arkadaşlar dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Random number 0 ile 1 arasında sayı üretiyordu. Biz bunu 0 ile 100 arasına çekebilmek, 0 ile 10 arasına çekebilmek için ne yapıyorduk? Mevcut değeri 0 ile 100 arasında istiyorsak 0 ile 100 arası için 100 ile çarpıyorduk. Tabi buradan çıkan sonuç yine virgüllü bir sayı olacağı için, onun fractional olacağı için, double olacağı için onun numerik dönüşümünü I32, I64 gibi dönüştürücülerle yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var? Ne var? 0 ile 100 arasında rastgele üretilmiş tam bir sayı var. Bu sayıyı buraya verdiğimiz zaman, x olarak atadığımız zaman, y'yi de 2 olarak tanımladığımız zaman 2 ile bölümünden kalanını, yani 2 modunu alacaktır arkadaşlar.
Buraya 3 yazarsanız 3 ile bölümünden kalan, 5 yazarsanız 5 ile bölümünden kalanını inceleyeceksiniz. Biz şöyle yapalım. Sayının tek ya da çift olduğunu inceleyelim. Bir sayının tek ya da çift olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Sayının 2 ile bölümünden kalan, az önce gördüğünüz gibi 0 ise bu sayı çifttir. Tek ise 1 ise tektir arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Buraya bir led koyalım. Şöyle bir led koyalım bu sefer. Bu tek led olsun. Aynısından bir tane daha koyalım. Kontrol ile çoğaltıyorum. Bu da çift ledim olsun arkadaşlar. Şöyle yazılarını yine büyüteyim birazcık. İsterseniz kalın yapalım yazılarını. Şuradan stilden bold yapabilirsiniz. Yine renklerini değiştirebilirsiniz biliyorsunuz Properties'ten. Buradan açık ve kapalı olduğunda ne tarz bir renk görünecek onu da seçebiliyorsunuz. Şimdi bu sayının yani şuradan üretilen 0 ile 100 arasındaki rastgele ve burada tam sayıya dönüşen sayının 2 ile bölümünden kalan 0'a eşitse yani buradan kalan 0'a eşitse kalanı R'de görüyorduk. Ne olacaktır arkadaşlar? Çift ledi yanacaktır. Benzer şekilde 0'a eşit değilse ya da 1'e eşitse başka bir alternatif yok zaten. Ya 0 olabilir ya 1 olabilir bir sayının 2 ile bölümünden kalan. O zaman da ne olacaktır arkadaşlar? Tek olacaktır. İsterseniz burada değil kapısı da kullanabilirdiniz. Şuranın değilini de alabilirdiniz. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yapıyor ama çok hızlı. Bunun için ne yapıyorduk? Bizim ya highlight execution açarak biraz prosesi yavaşlatabilirsiniz ya da onun yerine timing koyarak prosesi belli zaman aralıklarında yaparsınız. Örneğin 1 saniye yani 1000 milisaniyelik bir bekletme koydum. Tekrar çalıştırıyorum. Tabi sayının ne olduğunu şu an göremiyoruz. İsterseniz buraya bir prop ekleyerek görebilirsiniz. Sayın bakın 27, 5, 41, 58. İsterseniz bu şekilde bir propla değil de şuraya da bir indikatör koyarak bunun görüntülenmesini yapalım arkadaşlar. Şöyle üretilen sayı diyelim. Yine bunu da büyütelim. Üretilen sayıyı da burada görüntüleyelim. Üretilen sayı nerede olacaktır arkadaşlar? Elbette burada değil, burada olacak değil mi? Evet, 2'ye bölünmeden hemen önce. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 11 tek, 14, 76 şeklinde sayının tek ya da çift olmasına göre LED'imizi yaktık. LED'in yanmasını yetmiyorsa şöyle bir şey daha ekleyelim. Örneğin burada bir de yine silver nesnelerinden string bir indikatör kullanalım. Sayı tek ya da çift şeklinde bir metin de yazalım arkadaşlar. Yani bunu da yine büyütelim. Durum diyelim buna da. Yani burada eğer üretilen sayı tekse tek sayı, çiftse çift sayı yazsın. Sayı çift yazsın ya da. Şimdi bunu yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Buradan gelen bool'un bir değeri buna bağlayamayacağımız için bir şart koşmamız gerekiyor değil mi? Eğer burada üretilen rastgele bu tam sayının 2 ile bölümünden kalan 0'a eşitse tamam buradan bool'un bir ifade çıktığı için direkt bağlayabildik. Ama buradan çıkan bu true bilgisi var ise eğer buradan true bilgisi elde ediliyorsa şu durumlar gerçekleşsin. False geliyorsa ya da buradan true bilgisi geliyorsa ne olsun? Şu şekilde bir şeyler olsun. Yani mesela lamba yansın falan. Biz bunu yine izlemediyseniz case structure'lar videosunda anlatmıştık. Ne yapıyorduk? Case structure dediğimiz yapıyı kullanıyorduk bu tür durumlarda arkadaşlar. Diyorduk ki şöyle şurada dursun isterseniz. Eğer yani şartım şuradan gelen bilgi eğer buradan gelen bilgi
true ise true sahnesinde ne varsa o gerçekleşecektir. Evet, true sahnesinde ne olsun? String bir konstant olsun örneğin. Bağlıyorum string konstantımı. İçine de diyorum ki sayı tek. Mesela false sahnesine geçiyorum hemen. Burada da yine benzer şekilde create constant diyerek sayı çift diyorum. Doğru oldu mu sizce? Bakalım. Buradan 2 ile bölümünden kalan 0'a eşitse true sahnesi gerçekleşecektir. 2 ile bölümünden kalan 0'a eşitse ne olacaktır arkadaşlar? Tam tersi, yani burada çift olacaktır. False'sa, yani buradan 2 ile bölümünden kalan 0'a eşit değilse o zaman ne olacaktır? Tek olacaktır arkadaşlar. Umarım bunu görebilmiştir birçok arkadaşınız. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi çift ve tek olma durumunu da burada yazmış olduk arkadaşlar. Dilerseniz yine öğrendiklerimizi pekiştirmek açısından son bir şey daha ekleyelim buna. Bundan önceki tüm videoların sanki bir bütünü olmuş gibi şey olsun bu video. Burada sayı çift, iki nokta üst üste sayının da kendisini yazsın arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi burada bir böyle bir bilgi olacak. İki nokta üst üste ve ondan sonra bir sayı gireceğiz. Şimdi burası string bir indikatör olduğu için burada sadece stringleri görüntüleyebiliriz. Fakat bizim sayımız, ürettiğimiz sayımız gördüğünüz gibi mavi, yani integer bir sayı. Yani numerik bir sayı. Bunu burada görüntüleyemeyiz. Bu nesnenin içerisinde bunu görüntüleyemeyiz. Onun için ne yapmamız gerekiyor bizim? Bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Numerik olan bir ifadeyi, string'e çevirmemiz gerekiyor. Onun için de string'in içerisinden number string conversion içerisinden bu nesneleri kullanıyoruz. Number'dan string'e veya string'den number'a dönüşümleri buradan gerçekleştiriyoruz. Bakın yine bunu da dönüştürücüler, veri tipleri ve dönüşümleri dersinde o videoda anlatmıştık arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. Number to decimal string, number hexadecimal, number octal şeklinde hexa 8'lik, yani 16'lık 8'lik yine virgüllü sayıların dönüşümünü buradan yapabiliyorduk. Benzer şekilde desimalleri de desimal stringleri de number'lara çevirebiliyoruz. Benim şu an yapmak istediğim number'ımı desimal string'e dönüştürmek. Şuradan gelen number'ı, yani şuradan gelen number değerini ne yapacağım arkadaşlar? Ben ürettiğim bu numerik değeri string'e dönüştüreceğim. Peki, tabi bunda sadece bu şekilde bir ifade görüntülemeyeceğim de onun yerine nasıl bir şey görüntüleyeceğiz? String'lerden oluşmuş sayı çift diye, sayı tek diye şuradan gelen bilgiden daha sonra, bakın buradan bir bilgi gelecek. Sayı tek, iki nokta üst üste, yine create constant, iki nokta üst üste boşluk diyorum. Yani ne oldu? Buradan, pardon, buradan gelen bilgi iki nokta üst üste, bir tane daha açıyorum. Şu iki nokta üst üste şurada kalıyor, görünsün diye böyle koyalım. Ve daha sonra buradan gelen sayı olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çıkışa aktardığımız zaman çalıştıralım. Bakın sayının kendisi de hemen iki nokta üst üsteden sonra görünmüş oldu arkadaşlar. Bu videoda hem mod almayı hem mod almanın sonucunda çıkan true false bilgisini farklı çeşitlerde kullanmayı ve string birleştirmeyi anlatmış olduk. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.